Evet, arkadaşlar 24 numaralı sorudayım. Organikle ilgili sorulan bir soru. Evet, burada bir molekül verilmiş görüldüğü gibi. Moleküle kısaca bakıldığı zaman karbon atomları arasında bir çift bağ var. O zaman alkenlerin gösterdiği özelliği gösteren bir molekül. Bir de karbonil grubunda iki tane alkil grubu bağlandığı için bu yapıdaki moleküllere keton adını vermiştik. Şimdi bunlarla bu molekülle ilgili hangisi yanlıştır demiş. Yupak adını sormuş. Bu molekül adlandırırken karbonil grubunun yakın olduğundan en uzun karbon zincirini numaralıyorum. Bakıldığı zaman 1, 2, 3, 4, 5. Zincir 5 karbonlu. Evet, bu molekülü okurken önce çift bağın yerini küçük karbon numarasıyla belirtiyorum. Alken gibi okuyacağım. Üçüncü karbonda çift bağ olduğu için 3 penten dedim. Karbonun karbon numarasını belirtiyorsun. İkinci karbon ve isminin sonuna 12'ni getiriyorum. Yani bu bileşiğin adı, yupak adı 3 penten 2 10 olarak adlandırılır. A şıkkı doğru diyorum. Evet. B şıkkına baktığınız zaman bromlu suyun rengini giderir diyor. Aslında çok özel bir durum var. Henüz bu noktaya gelmedik ama arkadaşlar çift bağ hem karbonla oksijen arasında hem de karbonla karbon arasında var. Alkenlere biliyorsunuz halojen katılabilir. Bromun da kırmızı rengini giderirlerdi. Bu bölgeye, bu noktaya katabilirsin karbonlara. Fakat şunu söyleyeyim. Karbonil karbonunda oksijenin yükü eksi olduğu için karbonil karbonundaki o çift bağ halojen katamazsınız. Bunu da ileride ek bilgi olarak size aktaracağım. Ama dediğim gibi alken özelliği taşımasından dolayı bromlu suyun rengini giderir. B şıkkı da doğrudur. Pentanal ile yapı izomeridir diyor. Arkadaşlar aynı karbon sayılı aldehitlerle ketonlar birbirinin izomeridir. Bunların kapalı formülleri CN, H iken O şeklinde belirtilir. 5 tane karbon olduğu için pentanalın o zaman C5, H10, evet, O1 olması gerekir. Normalde kapalı formülün. Fakat bu moleküle bakıldığı zaman karbon sayısı uyuyor ama hidrojen sayısı toplamda 3, 4, 5, 3 de burada 8 tane. Bunlar aynı karbon sayılı moleküller, aldehit ve ketonlar izomerdir. Fakat karbon sayıları eşit olmasına rağmen burada karbonlar arasındaki çift bağın olması iki hidrojeni yok ettiği için izomer olmaz. Cevap Ceyhan. İki tane fonksiyonel grup içerir demiş. Nedir bu? Bir alken karakteri taşıyor, bir de keton karakteri taşıdığı için doğru. Üç tane karbon atomu sp2 hibritleşmesi yapmıştır diyor. Çift bağ yapan karbonların hibrit türüne sp2 demiştik geçmişten. Bakınız üçüncü ve dördüncü karbonlarda çift bağ var. Hibrit türü sp2'dir. Şu ikinci karbonda da çift bağ olduğu için toplamda 3 tane karbon hibrit türüne sp2 diyeceğim. Bu durumda cevabımız C şıkkıdır.